saati tüm inançlara, kültürlere, halklara, tüm farklılıklara eşit mesafededir ve saygılıdır. Onların gelişmesini, dönüşmesini, büyümesini ve güçlenmesi için mücadele eder. Bundan önce de etti, bundan sonra da bunun mücadelesini verecektir. Çünkü alevilerin çok sorun olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar, benden önceki konuşmacılar belirttiler ama ben bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Alevilerin bugün karşı karşıya bulunduğu asimilasyon politikası en tehlikeli şeydir. Bu topraklarda Aleviler kültürel ve fiziksel soykırıma uğratıldılar. Şu an içinde bulunduğumuz durum fiziksel soykırımı aşan bir durumdur. İşte ÇEDES projesi. Ana sınıfından alacak, imam gelecek, imamlar gelecek, okulda yetiştirecek Alevi çocuklarını. Onun için Alevilerin, Alevi sivil toplum örgütlerinin bunun üzerine çok ciddi çalışma yürütmesi gerekiyor. Aleviler siyasetin öznesi olabilir. Ancak olabilmeleri için kendi içlerinde birlik ve beraberlik içinde olmaları gerekiyor. Sadece bir cemevinin elektrik su parasını karşılama durumuna getirilen bir binadan ibaret değildir Alevilerin meselesi. Alevilerin sorunlarını kim çözecek? En kritik sorumuz bu. En altını çizeceğimiz ve üzerinde çok kafa yormamız gereken şey bu. Alevilik nasıl yaşayacak? Bu asimilasyonla nasıl mücadele edecek? Adamlar koskoca Kızılay'ın ortasına bir bina kurmuşlar. Kültür Bakanlığı, Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı diye. En görünür yerde. İçini de doldurmuşlar. Dedeleri de çağırıyorlar. Kendileri de cemevlerini ziyaret ediyorlar. Ben soruyorum buradan. Alevi sivil toplum örgütleri bununla ilgili ne yapıyor? Ya da yapmayı düşünüyor mu? Yapacak mı? Onlar yaptığında bize düşen görevler, ödevler var mı? Biz ne yapalım? Bunların hepsini bir soru sorup cevap bulmamız gerekiyor. Kısa ve orta vadede Alevilerin karşılaştıkları zorluklar, Alevi toplumunun hakikatiyle ilgili ne yapabiliriz'i buradan çıkardığımız notlarla, aldığımız sonuçla hem kendi yol haritamızı belirleyeceğiz hem de en kısa zamanda bir hazırlık yapıp size saygısızlık yapmak istemedik. Buradan alacağımız sonuçlarla bir sonuç bildirgesi hazırlamayı daha etik bulduğumuz için bir taslakla önümüze gelmedik. Birkaç güne kadar hem kurumlarımıza hem de maillerimize, kamuoyuna, basına bu sonuç bildirgesini paylaşacağız. Umuyorum ve diliyoruz ki belki buradan çıkardığımız sonuçlarla DEM Parti olarak, HDK olarak bundan sonra bölgelerde, illerde lokal çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu farkındalık çok önemli bir farkındalıktır. Belki bu çalışmayı Diyarbakır'da yapmak, Şırnak'ta da yapmak gerekecektir. Çünkü o toplumda Alevilerin yaşadığı sorunları bilmeli, öğrenmeli ve onun mücadelesini onlar da edebilmelidir. Bu nedenle biz ödevimizi aldık, notlarımızı aldık, önerilerimizden bir sonuç çıkardık. Alevi hareketinin güçlenmesi için, Alevi kadın hareketinin güçlenmesi için biz de DEM Parti olarak, HDK olarak bundan sonra elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz ve burada bu yoldan dönmemek kaydıyla söz veriyoruz. Bundan sonra bizim seçimle ya da Alevileri kendimize bağlamak, arka bahçe görmek gibi bir saygısızlığımız bugüne kadar pratiğimizdir olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır.